Depremi sebebiyle çenek sığmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sizleri, güzel yurdumuzu bizlere emanet eden, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün Türk büyüklerinin, aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. 19 Mayıs Türk tarihi açısından değil, uluslararası tarihi açısından da bir dönüm noktasıdır aslında. 19 Mayıs'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için çıkmıştır. Bunun dışında emperyalizmin ve büyük güç odaklarının yenilgi sürecinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 süreci de evrensel bir nitelik taşımaktadır. Bunun dışında her ülkenin kendi unutmadığı ve özellikle unutamayacağı, yok göremeyeceği, yok sayamayacağı bir tarihi günler vardır. Bunlardan birisi 19 Mayıs'tır. 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim gibi, Çanakkale Zaferi gibi bunlar asla görmezden gelinemez, yok sayılamaz. Tamamen bu zaferler Türk milleti tarafından kazanılmıştır ve herhangi bir siyasi grup, herhangi bir dini grup tarafından benimsenemez. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkiye halkına, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı tarafından kazanılmış olan bir zaferdir ve o yüzdendir ki birleştirici, bütünleştirici bir özelliği vardır ve derneğimiz bu amaçla tüm Türkiye'de tüm ulusumuzu saat tam 19.19'da pencerelerinden, balkonlarından İstiklal Marşı'nı ve Gençlik Marşı'nı okumaya davet etmiştir. Bu çağrı tüm ulusumuzdadır. Ulusal bir çağrıdır ve milletimiz tarafından benimsenmiştir ve bu anlayışla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyor. Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Hiç unutulmamalıdır ki Atatürk Türkiye'dir. Türkiye de hepimizindir. Teşekkür ederim.